Şiir ve şair geliyor. Hapishane geliyor. Bir insanın dik duruşu, onuru, yani insanlık hali geliyor. İnsan Nazım Hikmet geliyor. Her şeyiyle sevgi geliyor, aşk geliyor, sevda geliyor. İnsanlığın geleceği geliyor. Yani o kadar çok şey geliyor ki insanın aklına. Nazım bir dünya, bir okyanus, çıkılamayan bir dağ, bitmeyen bir ova, batmayan bir güneş. Yani Nazım, kısaca söylersek Nazım Hikmet. Ben şiire 1961-62 yıllarında İzmir'de lisede başladım. Ortaokula kadar edebiyatla, şiirle, kitapla hiçbir ilgim yoktu. Yalnız oturduğumuz mahalle Giritli Mahallesi derlerdi. Böyle bahçeler içinde İzmir Küçükyalı, eski adıyla İkinci Karantina, meyve ağaçları olan, arsaları olan sokakta top oynadığımız bir mahalleydi. Uçurtma uçururduk. Telden araba yapardım ben. Yani kitap aklımıza gelmezdi. Evde de kitap yoktu. Çevremde de kitap okuyan yoktu. Lise 1'de İsmet Kültür diye bir öğretmenimiz geldi. Edebiyat dersine. Bu daha çok bize kompozisyon yazdırdı. Okulda dergi çıkardı. Benim elime bir Ajans Türk takvimi geçti. Yanımızda oturan komşumuzdan kızın elindeydi. Bak ne güzel şiirler var dedi. Baktım çok gerçekten güzel şiirler var ama daha Nazım Hikmet falan yok, bilmiyorum ben. Nazım'ın da adını duymuşum ama yani böyle bir komünist diyorlar. Hiçbir şeyim yok. Daha sonra kompozisyon yazarken bir de küçük hikayeler yazıyorum. Hatta bir tanesi şeyde çıktı. Çocuk Haftası dergisinde İstanbul'da. Sonra aklıma geldi ya, ben 20 sayfa okul defterinde hikaye yazıyorum. Ben bu anlattıklarımı 15 mısra şiir olarak yazarım. İşte o kadar yer tutar. Şiir yazmaya başladım. O sırada da işte İsmet Hoca ile konuşuyoruz. Dedim ki ya, bu Nazım Hikmet diye bir şair var. Nedir bu? Niye biz onun şiirlerini okumuyoruz? O bana 3 tane şiirini verdi. Biri Bahri Azer, biri hani o mini minnacı bir kadın sevdi, Ebruli şey. Biri de Nazım'ın vapur şiiri. Hani bir vapur geçer vardı önünden. Tabii çok sarsıldık. Ha, bu arada ayrı bir şey anlatayım. Nazım'ın şiiri öyle bir şiir ki, yani daha sonra konuşuruz ama bütün dünyada hangi dilde söylerseniz söyle Nazım'ın şiirini anlıyorsunuz. 2002'de sanıyorum Moskova'ya gittik. Bir salonda işte Nazım Hikmet gecesi yapılıyor. Rahmetli Müşfik Kenter Nazım'ın şiirlerini okudu. Sonra bir Rus çıktı. Rus Nazım'ın şiirini okumaya başladı. Hepimiz dedik ya, bu salkım söğüt şiiri. Çünkü o hani iniyor kayık, çıkıyor kayık derken Rus onu öyle bir söylüyordu ki anlamamız mümkün değil. Sonra bu merak beni Nazım'ı araştırmaya itti. O zaman yani 60'lı yıllarda. İsmet Hoca'nın dediğine göre bu 3 şiir de şeydi. Orhan Büryan'ın Kurtuluş'tan Savaş, Kurtuluş'tan Sonrakiler diye bir antolojisi var.
Orada yayınlanmış. Tabii böyle sahaf mahaf da şey yok. Şeyi bulamadık. Nazım'ın şiirlerini ondan sonra göremedim. Okuyamadım. İstanbul'a geldikten sonra 65'te üniversiteye geldim. Tabii bak o zaman, o yıllarda Nazım kadar Nazım'ın izinden giden Rıfat Ilgaz, Mehmet Kemal, işte Fethi Giray, hatta Ahmet Arif, Enver Gökçe, daha birçok hani 1940 kuşağının toplumcu kesimi dediğimiz, toplumcu kuşağı dediğimiz şairlerin şiirleri de yasaktı. Hani okuyamıyorduk. Mesela Rıfat Ilgaz 1952'de Üsküdar'da Sabah Oldu şiir kitabından sonra şiir yayınlamıyor. Yayınlayamıyor daha doğrusu. O Demokrat Parti'nin zulmü diyelim, işte baskısı diyelim. Yasaktır. Böyle gizli bir şey, baskı vardı. O mesela Rıfat Ilgaz şeyi bile, Hababam sınıfını bile Turan Selçuk, Dilan Selçuk'un çıkardığı Dolmuş dergisinde Setepme diye imzalamıştı o hikayeleri. Setepme'yi bir Fransız yazar sanıyorlardı. Kendi adını kullanamıyordu. Yön dergisi çıktı Doğan Avcıoğlu'nun. Orada Kurtuluş Savaşı'ndan parçalar yayınlandı. 64'tü sanıyorum. Nazım Işık'la orada tanıştık. Yani bizim kuşak olarak. Bu ayrıca bizim şiirimiz etkiledi. Çünkü biz şiire başladığımız yıllarda önümüzde ikinci indi bir şiir vardı. Ondan önce Orhan Veli şiiri var. Bunları etkilenerek şiir yazıyorduk ve mesela benim ilk şiirlerimde ikinci indi şiiri etkisi vardır. Benim gibi yani o yıllarda yazan Atol Behravoğlu, mesela Atol ilk kitabı bir Ermeni general. Egemen Berköz, Eray Canberk, Süreyya Berfe, o zaman Süreyya Kanıpak'tı. İkinci etkisiyle Nazım'ın şiirlerinin yayınlanmasıyla bizim şiirimiz de değişti. Bir de bunun üstüne o günlerin toplumsal olayları, öğrenci olayları, üniversitemiz, işgal, boykot girince kendi hayatımızda işte hepimiz, yoksa aile çocuklarıydık, İstanbul okumaya gelmişiz. Kendi hayatımız, mesela ben işporto yapıyordum şeyde. Sirkeci'de, büyük postanın önünde. Yani bunlar birleşince şiirimize değişti. Sonra Dost Yayınları Bulgaristan basımı dedikleri 8 cilt Nazım'ın şiirlerini yayınladı. Ama bunların çoğu da yalan yanlıştı. Çünkü bunu Asım Bezirci şey olarak düzeltilmiş olarak Hüseyin Bey'in evinde yeniden bastı. Sonra işte Mehmet Fuat'ın büyük şey oldu. Mehmet Fuat, Nazım'ın ilk karısı, sevgilisi Piray'ın oğlu. Onun kitapları çıktı. Ve Nazım böylece hayatımıza girmiş oldu yani. Çıkmamak üzere. Kurtuluş Savaşı'ndan parçalardı. Çünkü Dost Yön dergisine çıkmıştı. Ama kitap olarak Beni Sarsan, hatta daha sonraki şiirime kaynak olacak Bedrettin Destanı. Onu okuduğum zaman müthiş heyecanlanmıştım, çarpılmıştım. Hala da aynı heyecanla zaman zaman okurum. Burada bütün kitapları var. Canım oldukça, başım sıkıştıkça ya onun şiirlerine veyahut
Hatta yazılarını böyle okuyorum, Orhan Selim adıyla yazdığı. Böyle basit görünen gazete yazıları ama birçoğu bugüne ışık tutan, ışıltıları da taşıyan gazete yazıları. Onların bile benim gazete yazarlığımda bayağı bir etkisi olmuştur. Bayağı onlardan da bir benim eskilerin deyişiyle feyiz almışımdır diyelim. Bu dediğim Ebruli, ben kendi şiirini bile ezberleyemiyorum. O şiirde bir kadına aşık işte, ama o kadının kim olduğunu hep merak ettim, bu kadın kim. Sonra dediler işte Moskova'da evlendi ilk kadısı. Kimi dedi şey, Piraye. Ama sonraları Piraye'nin, Piraye'yle aşkını merak ettim. Çünkü Mehmet abiyi çok iyi tanıyordum, Mehmet Fatih'i de çok iyi tanıyordum. Cağaloğlu'nda de yayını verdi, sık sık oraya uğrardım. Mehmet abiye anlatırdım. Mehmet abiyle röportajlar yaptım Piraye üzerinde. Mesela son röportajında Nazım'ın hapishanede yaptığı bir sandık Piraye'ye. O sandığa, yani bir şiirinde diyor ya, saatimin kayışının adını yazdım falan. Piraye şeyler, eşyalar o sandığı gösterdi Mehmet abi. Sonra o sandığın hikayesini yazdı. Anılarını, şeyin işte. Piraye mektupları, Piraye şiirleri. Tabii Piraye hiç konuşmadı. Onu da çok merak ederdim. Nazım'a şey, Mehmet Fuat da onu konuşturamadı. Benim Nazım'la akraba olma isteğim var. Çünkü Nazım'ın şiiri Türk şiirinde birçok şairi etkiledi. Ona benzer, onun gibi şiir yazmak isteyenler çıktı. Ama bunlar Türk şiirinde bir süre sonra kayboldular. Çünkü taklit, şiir taklidi kaldırmıyor. Şiir gerçek değil, şiir sahici olmak zorunda. Yani şiir sahicidir. Gerçek ayrı bir şey, bir şeyin sahici olması ayrı bir şey. Ben öyle düşünüyorum. Benim akraba ismi olma isteğim şu. Nazım'ın şiirdeki düşüncesini, şiirin yapısını, şiirin içeriğini ben nasıl kullanırım diye çok düşündüm. Mesela şey, Bedrettin, Kuvayi Milliye Destanı beni etkilemiştir. Şundan, ben Nazım, onlar bir şiirde tahkiye sanatıdır. Hikaye anlatma sanatı, bir hikaye anlatır şey Bedrettin. Öyle değil mi yani, işte araba şeyin, kamyonun lastiği patladı. Oraya işte şeyini koyar, arabayı şey yürütür. Ben de Beyaz Kehribar, ondan sonra Kampana, ikinci baskı, bazı şiirlerimde Nazım nasıl hikaye atma çalıştım. Ama Nazım'ı kopya ederek, yani o bana bir yol gösterdi. Nazım böyle yazmış, ben bunu nasıl yazabilirim, nasıl yaparım? Ve ben de şiirde böyle hikaye anlattım. Bazı şiirlerim hikayedir. Yani beni etkilemesi en çok bu yöndedir. Yoksa biçim olarak onu gibi yazmak, onu taklit etmek hiçbir zaman aklımdan geçmeye düşünmedim. Şimdi de şiir yazarken zaman zaman sıkıştığımda, hani insanın böyle bir kafası dumura uğrar. Çaresiz kalır. Ne yapayım, ne yapayım? Oraya bir kelime, bir şey. Çünkü şiir de bir mimaridir. Tuğla. Oraya
duvarı tuğla olarak göreceksin. Eğer o tuğladan bir tanesi dışarı sarkarsa veya içeride kalırsa duvarın şeyi bozulur. Şiirde de bir kelime şiire ters düşerse, işte şiirin o düzenin dışında kalırsa, kaçarsa şiirde, şiirde numara arar diyelim. O zaman Nazım'ın şiirlerini okuyorum yine. Diyorum ki Nazım nasıl yapmış bunu? Ben öyle bir ayrım yapmıyorum. Çünkü o ilk dönem, yani Mayakovski'nin etkilendiği fütürist dönem dediğimiz şiirler, o zamana düşünürseniz o zaman, hani o zaman öyle yazılırdı belki. Ama yani böyle genel bir şey vardır. Herkes kime sorsa işte saman sarısı der. Hapishane şiirleri der. Yani ben öyle bir şey aklıma gelmedi. Yani veya farkında değilim. Hepsinin zamana göre, şeye göre değirmekte. Ama tabii şu var, yani baktığımız zaman zaten bir şairin iyi demeyeyim de, yani bir şairin şair olması yazdıklarının bütünlüğünden kaynaklanır. Kötü şiir yazmış olabilir, yani kötü zamanları olmamış mıdır? Öyle dönemlerde oluyor. Ama ben yani genel olarak, yani şu şiiri sevmedim, şu şiiri çok sevdim demekten çok Nazım'a bir bütün olarak bakmak istiyorum ben. Nazım bir bütündür. Yazılarıyla, romanları, hikayeleri zayıf derler. O benim şeyim değil mesela. Üzerine konuşmak istemem. Çünkü o zaten Türk edebiyatında, dünya edebiyatında da romancı Nazım olarak, hani romancı olarak veya tiyatro oyunları, onun hakkında konuşmak istemem. Çünkü fazla da incelemedim. Ankara Garı da patlama oldu. 103 kişi mi öldü? Nazım'ın bir şiiri var, Beyazıt Meydanı'nda Ölü diye. 62'de yazmış sanıyorum. Turan Emeksiz'i sanıyorum. İşte bir ölü Beyazıt Meydanı'nda yatıyor. Ben o şiiri aldım, Ankara Garı'nda diye yeni bir şiir yazdım. Ankara Garı'nda ölüler yatıyor. 19 yaşında delikanlılar. Hayalleri çalınmış genç kızlar. Yırtık ayakkabısıyla bir üniversiteli, bir çocuk gülümsemesi yarım kalmış yüzünde. Gündüzleri güneşte, geceleri yıldızların altında, ölüler yatıyor Ankara'da, garın önünde. Ölüler yatıyor, barışın ders kitabı da bir elinde, bir elinde emeğin rüyası. Biri 9 yaşında, birinin kalbinde sevgi ve sevda. 2015 yılı Ekim'inde Ankara'da garın önünde. Ölüler yatıyor, her biri karanfil. Her birinin bir kızıl karanfil açmış alınlarında. Ankara'da garın önünde. Ölüler yatıyor. Toprağa damlıyor kanları. Emek, barış, demokrasi, türküleri söylüyorlar. İnadına da söyleyecekler. Doldurana kadar halklar meydanları. Ölüler yatıyor Ankara'da garın önünde. Nazım genç yaşta öldü. Bugün yaşasaydı nasıl bir şiir yazardı? Ya da ben geç geldim, 40'lı yıllarda yaşasaydım nasıl bir şiir yazardım?
Herhalde iki durumda da şiirlerimiz farklı olurdu. Ama yine de şeyi söylemek istiyorum. Ortak bir anımız, yani aramızda bunca olmasa o zaman ortak bir anımız olduğunu düşünüyorum. İşte bu demin anlattığım hikaye etme, dünyaya bakış. Tabii bir de Nazım'ı o kadar çok ortak noktası var ki ayrımı düşünemiyorsunuz. Yani hem onun dünya görüşünü paylaşıyorsunuz, hem şiir anlayışını paylaşıyorsunuz. Yani ayrım deyince belki o olabilirdi. Nazım bugün yaşasaydı nasıl şiir yazar? Nitekim 30'larda yazdığı şiirlerle 60'larda ölümüne yakın yazdığı şiirlerde nasıl bir büyük bir değişim varsa bugün yaşasaydı yine farklı bir şiir. Dünya görüşü değişmeyecek şekilde şiirinin biçimini değiştirebilirdi. Yapısını değiştirebilirdi ama özünde bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Demin söylediğim gibi şey Bedrettin olabilir. Öyle şiirlerinde bir ayrım yapmıyorum yani. Çünkü Necati'nin dediği gibi bazı şiirler bekler bazı zamanları. Yani bugün çok sevdiğiniz bir şiir, 10 ay sonra, 15 ay sonra, 1 yıl sonra hoşunuza gitmeyebilir. Yani şiir okumak da insanın ruh haliyle ilgili. Veyahut da çok sevmezsiniz bir şiir. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra okuduğunuz zaman ya ne dersin, ben neyi kaçırmışım, neyi görmemişim. Ben o yüzden eski toplu şiirleri okumuyorum. Tek tek kitapları. Mesela şimdi Behçet Necati ile kafayı sardım. İşte onun çevre, arada. Bakıyorum ki yani birçok şeyi ilkokulunda fark etmemişim. Yani şiirin zenginliği de bu zaten. Öyle bir şiir ki Nazım'ın şiiri insanın günlük hayatına da yön veriyor. Mesela bir şiirinde suda yanardı galiba. Ben mesela birisine aşıktım. Sonra birisini daha sevdim. Ya bir insan iki insana sevebilir mi? Aşık olabilir mi? Evet, Nazım diyor ki o suda yanar şiirinde, bir gönüldeki sevda olur mu? Olur diyor. Yani, o zaman diyorsun ya Nazım böyle düşünmüşse ben de aşık olabilirim yani, ne olmayayım. Orhan Selim veya başka adlı da yazıları var, gazete yazıları, köşe yazıları. Onları da zaman zaman okuyorum ama yaşamak güzel şey be kardeşim. O kadar etkilemedi beni. Oyunların da, gerçi en son işte bu Sovyetlerde de yasaklanan bir oyunu var. Vera anlatmıştı. O da etkilemedi ama köşe yazılarından, bir de benim gazetecilikten olduğu için etkilendiğimi sanıyorum yani. Onun gibi yazayım, olaylara onun gibi bakayım. Yazılarımı zaman zaman yine karıştırıp okuyorum. Çünkü ben de şimdi her hafta bir günde köşe yazısı yazıyorum. 4-5 yıldır. Bir sokağa çıkma imkanım da yok fazla. Evde çalışırken işte kitapları başucumda zaman zaman okuyorum. Dünya görüşü derken onu söylemeye çalıştım. Mesela o Nazım'ın şiirlerini okuduktan sonra
yani 61-62 yıllarında sanıyorum 63-64'te İşçi Partisi kuruldu İzmir'de. Ben lisedeydim. İzmir'de kongresini yapıldı şey. İşte Fethi Naci, o zaman işte Selahattin İlhan, Demir Özlü, Yaşar Kemal, bir sürü insan o İzmir'deki kongreye gelmişti. Kongre salonunda okuduğum lisenin, Namık Kemal Lisesi'nin karşısındaydı. Kongreyi izledim. Orada da Nazım konuşuldu. Ve ben partiye üye oldum. İstanbul'a gelene kadar İşçi Partisi'nin üyesiyim orada. Yani sol düşüncenin kapılarını şeyden çok, yani sol literatürün kitaplarından çok Nazım'ın hayatıyla, Nazım'ın şiirleriyle tanıştıktan sonra sol düşünceyle tanıştık. Yani onun sol düşüncenin farkına vardık. Yani Nazım düşünce yapımızı da etkiledi. Hem biçim olarak hem öz olarak birçok yönelik getirdi. Bir kuşağı etkiledi. Toplumcu 40 kuşağı dediğimiz Rasih Nuri'nin oğlu kız kardeşimle evliydi. O anlatır. Mesela Nazım'ı TKP'den, Komünist Parti'den, Türkiye'deki Komünist Parti'den atmak istiyorlar. Nazım ayrı bir klik kuruyor. Ve Dinamo'yu, Hasan Attin'sin Dinamo'yu vatan şairi, parti şairi yapmak istiyorlar. Ama olmadı. Yani hatta bence daha iyi bir şair iken şiirini partiye verince şiir anlayışı, şiir düzeyi düştü Dinamo'nun. Nazım bu anlamda bir parti şairi değildi. Beraber Moskova'da oldukları Nail Çakırhan'ı, beraber kitap çıkardıkları, yine ilk çocuk kitaplarını çıkardığı İlhan Bekirtes. Yani onun düşüncesine katılıp da ondan etkilenmeyen şair yok gibi. Seksenlere kadar gördüğüm kadarıyla Nazım her kuşağı etkiledi. 70-80 arası ki o dönem Türkiye'de sağ sol kavgasının, politik şiirin öne çıktığı dönemdir. 80'den sonra bilmiyorum, genç kuşağın okuduğum kadarıyla, fazla da bilmiyorum ama Nazım'dan etkilendiğini pek sanmıyorum. Daha çok gençler ikinci yeni şiirin peşinde gidiyorlar gibi. İşte Cemal Süreyya'yı, Özdemir Asaf'ı, Ece Ayan'ı yeniden keşfettiler. Ama mesela Oktay Rifat'ı, Bilge Cevdet'i bildiklerini pek sanmıyorum. Nazım da o yüzden. Zaten 80 sonrası yaşanan politik gelişmelerde gençleri sol düşünceden, şiirden, sanattan soğutmak için gençlerin sanatla, ne bileyim, sinemayla, tiyatroyla, şiirle, romanla buluşmasını engellemiş, her şeyi yaptı. Kitap silahla eş duruma geldi. Ama Nazım orada, nasıl Lenin'le heykelini diktiler, Lenin orada duruyor. Kremlin'de Rusya'ya giden ne kadar insan varsa gidip onu ziyaret ediyor. Nazım da orada duruyor. Nazım'ın şiiri de duruyor. Bugün de okunacak, yarın da okunacak. Hiç şüphesiz. Bugün de
şiirleri okunuyor, işte kitapları basılıyor. Onun şiiri böyle bir duvardaki bir kazıntı gibi. Kazıdıkça bir şeyler çıkıyor. Kazıdıkça yani o duvarın kimliğini bozmadan bir şeyler katıyor. Bir şeyler eksiltmiyor. Sürekli kazıyorsunuz. Okudukça başka bir şey keşfediyorsunuz. Yani o son şiirler diyor ki işte geldim gördüm bilmem ne yaptım işte Vera'ya uyandım. 4 tane kelime. Düşündüğün zaman Aziz Nesin'in bir lafı vardı. Dünyanın en güzel şiiri derdi. İki kelime. Ağlama ölmeyeceğim. Bunun yerine diyordu. Her şeye koyabilirsin. Ağlama seni seviyorum. Ağlama gitmeyeceğim. Ağlama öldüm. Ağlama bilmem. Şimdi Nazım'ın şiiri de öyle yani. Okudukça yeni bir ufuk açıyor. Böyle bakarken birden diyorsunuz ki burada bir ufuk var. Bunu görmemişim. Yani öyle bir hazine yani hazine.